Merhabalar. Bu eğitim videomuzda sizlere YMSNet ön muhasebe programında fatura işlemleri nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Bunun için öncelikle programımızda ana menüde yer alan fatura menüsüne giriş yapılır. Burada bizim fatura ile ilgili kullanacağımız menülerimiz fatura işlemleri ve tanım ve seçenekler menüleridir. Fatura işlemlerinde işlem sırasında duruma göre firmanızın çalışma şekline göre yapılması gereken parametrik ayarlar bulunmakta. Bunun için tanım ve seçenekler menüsüne giriş yapılır. Burada fatura başlığı altında ilk ayarlamamız gereken parametre fatura numarası takip yöntemidir. Bunu genel ayarlara göre kullanıcı bazında, şube bazında, kullanıcı ve şube bazında şeklinde ayarlanabilmekte. Bu ayarları yaptıktan sonra faturada veri girişi sırasında yapacağımız indirimler stoklara dağıtılsın. İhtiyacınız varsa bu işaretlenebilir. Brüt tutar değişsin ve miktar değişsin, genel indirim net tutara göre yapılsın gibi ayarlar mevcut. Bunun dışında KDV'siz fatura kesiliyorsa ve KDV istisna kodu eğer sabitse her kestiğiniz faturada bunu bir defa buradan ayarlamanız yeterli olacaktır ve her defa faturanızda istisna kodu seçmenize gerek kalmayacaktır. Bunun haricinde faturada satır kopyalama yapıldığında birim fiyatlar KDV dahil mi kopyalansın, buna dikkat edebilirsiniz. Satış faturasını açtığınızda satır detayında default olarak stok seçimi gelmekte. Ama bazı işletmeler stoklu değil, hizmet üzerine çalışıyor. Örneğin nakliye faturası gibi. Bu gibi durumlarınız varsa burayı hizmet olarak değiştirdiğinizde fatura satır detayı hizmet olarak gelecektir. Hemen altındaki parametreyi de işaretlersek eğer bu satıra indiğinizde F6 tuşuyla yaptığımız stok ya da hizmet seçim penceresi açık olarak karşınıza gelecektir. Faturayı kaydettikten sonra program hemen çıktı almasını istiyorsak eğer fatura kayıt edildikten sonra hemen döküm alsın parametresi işaretlenmelidir. Döküm ön izlemesi veriyor program kaydettikten sonra. Eğer bunun işlem hızınızı yavaşlattığını düşünüyorsanız da bu parametreyle ön izlemeyi iptal edebilirsiniz. Fatura kopya sayısı alanında eğer lazer yazıcıdan çıktı alıyorsak, örneğin faturanızda 2 ya da 3 nüshaysa burada ona göre nüsha sayısını yazıyoruz ve bir kere yazdır komutu verdiğimizde o yazdırmak istediğiniz nüsha sayısına göre, kopya adedine göre tekrar tekrar çıktı alıyor. Ama eğer nokta vuruşu bir printer kullanmaktaysanız bu alana bir yazmanız yeterli olacaktır. Diğer bir alanımızda yeni fatura girerken saatin ne olarak yazılması gerektiği, sistem saati kullanılsın parametresi işaretli olursa default değerde Windows'unuzun sistem saatini faturanıza yazacaktır. Ama aşağıda yazan saat kullanılsın dersek ve bunu elimizde değiştirirsek buraya ne yazarsak program o saati faturanızın üzerine yazacaktır. Fatura genel açıklaması alanımıza da dilerseniz eğer fatura altına gösterilen genelindeki banka bilgileri matbu olarak fatura kağıdınızda yazmıyorsa bu bilgi buraya tanımlayarak dizayna da bu alanı ekleyerek yazmasını sağlayabilirsiniz. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra kaydet butonuyla ayarlarımızı kaydediyoruz. Bu aşamadan sonra artık günlük işlemlerimizi yapacağımız fatura işlemleri menüsüne girebiliriz. Fatura işlemleri menüsüne girdiğimizde yeni bir fatura kaydı yapmak için öncelikle ekle butonunu tıklayabiliriz. Bu butonu tıkladığımızda fatura seçenekleri gelecektir ve örneğin alış faturası ile başlayalım. Alış faturası girmek istediğimizde fatura formu bu şekilde karşımıza gelecektir. Fatura no, eğer kağıt bir fatura geldiyse size buraya faturanızın üzerindeki makbu yazan numarayı tanımlayabilirsiniz. Yine gelen bir e-fatura ya da e-arşiv fatura da olursa eğer aynı şekilde numarasını buraya elle tanımlayabilirsiniz. Gelen faturanın tarihini isterseniz elinizle, isterseniz de takvim aracıyla giriş yapabilirsiniz. Belge türü alanı normalde boş gelmekte. Burayı isterseniz sürekli default olarak bir otomatik değer atmasını istiyorsanız eğer yine biraz önce girdiğimiz fatura menüsündeki tanım ve seçenekler menüsüne giriş yapıp belge türü tercih butonunu tıkladıktan sonra buradan ayarlayabilirsiniz. Örneğin burada alış faturası, kağıt fatura ise belge türüne FAT yazsın diye seçim penceresinden seçip ayarlayabilirsiniz. E-fatura olduğunda bu değer, e-arşiv fatura olduğunda bu şekilde tanımın otomatik gelmesini sağlayabilirsiniz. Aynı ayarı diğer belge türlerine de yaptığınızda bu alan otomatik olarak gelecektir ve her fatura kaydında buradan seçim yapmanıza gerek kalmayacaktır. Diğer alanımız
faturanın nereden geldiği, hangi firmadan satın alma yaptıysak buradan örneğin daha önceden kayıtlı firmanızı seçip işleminize devam edebilirsiniz. Faturanızın yurt içi mi, yurt dışı mı olduğunu bu alandan tercih edebilirsiniz. Diğer alanımız döviz cinsidir. Gelen faturanızın döviz cinsini buradan seçmelisiniz. TR'ye default olarak cari kartından gelmekte. Siz farklı bir para birimiyle işlem yapmak istediğinizde bu alanı silip seçim butonuyla döviz listesini seçip istediğiniz döviz cinsiyle işleminize devam edebilirsiniz. Vade tarihi faturanızın vade tarihidir. Örneğin 30.04 yazalım. Eğer faturanızın bağlı olduğu bir sipariş varsa gelen faturanızın, bunun sipariş numarasını bu alana tanım yapabilirsiniz. Örnek olarak bir sipariş numarası yazalım. Yine irsaliye tarihi ve irsaliye no alanlarımız var. Eğer daha önceden irsaliye programa girmediniz ve burada faturanın üzerindeki yazılı numarayı bilgi amaçlı buraya yazmak istiyorsanız elle buraya bu irsaliye tarihini örneğin 20.04 yazalım ve gelen irsaliye numarasını faturanın üzerinde yazılı olan buraya tanımlayabilirsiniz. Birden fazla irsaliye numarası yazıyorsa faturanızın üzerinde bu butonu tıklayıp her satıra inip ayrı ayrı numarasını ve tarihini yazıp çarpıdan çıkış yapabilirsiniz. Eğer irsaliye girildikten sonra faturalandırılıyorsa zaten buraya kendisi gelecektir. Faturanızı programınıza giriş yaparken hangi şube, hangi masraf merkezi ya da hangi özel kod biriki gruplandırabilir ve cari hesap şube kodu yazabilirsiniz. Bu alanları doldurmanız zorunda değildir. Bunları seçtikten sonra seçim satırına, detay satırına geliyoruz ve ürünlerimizi, faturanın içindeki gelen stoklarımızı seçmeye başlıyoruz. F6 tuşuyla ya da seçim tuşuyla tıkladığımızda daha önceden tanımlı stok kartlarımızın listesi gelecek. Örneğin ajanda stok kartını seçiyorum. 50 adet. 20 liradan alış yaptık. İndirim oranı varsa eğer satır bazında indirim yüzdesi buraya yazabiliriz. Örneğin %10 dediğimde tutarını kendisi hesaplayacaktır. Ya da tutarını yazdığınızda indirim oranını yine kendisi hesaplayacaktır. Burada KDV oranı ve KDV tutarları kendisi geldi. Stok kartına tanımlı olduğu için. Diğer stoğumuzu da seçelim. Boya kalem setimiz olsun. 10 adet. Bunu da 25 liradan %20 indirimle alalım. Burada eğer tevkifatlı bir fatura kesmek istiyorsak ya da istisna kodu girmek istiyorsak programı siz ilk açtığınızda bu sütunlar ekranda gelmeyecektir. Sütun görünüm ayarları butonumuz var. Bu seçim stok detaylarını girdiğimiz yerde. Bunu tıkladığımızda eklemek istediğimiz alanları örneğin açıklama aşağıya doğru indiğimizde görüldüğü gibi KDV istisna kodu, tevkifat türü, tevkifat oranı, tutarı, burada ihtiyacımız neyse bu alanları bu seçim tablosundan seçip ekleyebiliriz. Stopaj türü, stopaj oranı ve tutarı. Tamam butonuna bastığımızda bu sütunların da fatura veri giriş ekranımıza eklendiğini görürüz. Ve bu ayarı her defa yapmak istemiyorsak tablo ayarlarını kaydet butonunu tıkladığımızda bu sütunlar faturamızın ekranına sabitlenir. KDV yok deseydik eğer sıfır olsaydı zaten programa kaydet dediğimizde bu alanı doldurmanın zorunda olduğunu bize uyaracaktı. Tevkifat türlerimiz, tevkifat türünü tıkladığımızda buradan seçim yaptığımızda otomatik olarak oranıyla beraber gelip ve tutarını hesaplayacak. Yine stopaj alanımızda da aynı şekilde kullanım söz konusudur. Bu işlemlerimizi yaptıktan sonra faturayı kaydetme butonumuzla kaydedebiliriz. Sipariş tarihinin fatura tarihinden büyük olamayacağı konusunda bizi uyardı program. Burada saatlere de var. O yüzden buradaki tarih ve saat olayına dikkat etmemiz gerekiyor. Ben şu anda örnek olduğu için tarihi değiştiriyorum. Bir saniye değil, siparişi değiştirmemi istiyor burada. Dikkat etmemi istiyor program. Bir gün geri aldık. Aynı gün yaptık ya da. Kaydet dediğimizde program otomatik olarak alış faturasını kaydetti ve yeni bir fatura girişi yapabileceğim bir pencerede bizi bekliyor. Eğer devam etmeyeceksek yeni bir alış faturasıyla kapat butonuyla fatura işlemleri menüsüne dönüş yapıyoruz.
Diğer bir faturamız da yine satış faturası en çok kullanacağımız. Ekle butonunu tıklayıp satış faturasını seçiyoruz. Satış faturasını seçtiğimizde buraya eğer kağıt fatura ya da e-arşiv, e-fatura fark etmiyor. Bunları yine e-fatura ile ilgili ayrı bir videomuzda anlatacağız. Kağıt fatura olduğunu varsayarak numarasını buraya tanımlıyoruz. Faturamızın tarihi, belge türü, default olarak otomatik gelmezse buraya bu listeyi açıp uygun olan belge türünü seçmeliyiz bu alanda. Sonra müşterimizi seçiyoruz. Yurt içi mi, yurt dışı mı olduğu, döviz cinsi. Döviz cinsi yabancı olursa burada döviz kuru gelecek. Ve döviz kurlarını program TCMB'den otomatik çekip getirebiliyor. Ya da farklı bir kuru yazmak istersek yine dövizli faturalarda bu alana elle kuru yazmamız gerekir. Faturamızın vadesini yazabiliriz. Örnek olarak şu şekilde yapalım. Eğer bir sipariş karşılığı fatura düzenliyorsak aldığımız siparişin numarasını burada belirtebiliriz tarihiyle beraber. Örnek olarak 15 olsun ayın. Sipariş numarası da tanımlayalım örnek. Ve bu şekilde yine irsaliyi otomatik faturalandırmıyorsak, elle yazmak istiyorsak manuel, buraya bu veriyi girmemize program imkan tanıyor. İrsaliyesi bir gün önce olsun örnek. Aynı gün de olabilir. Numarasını verdik örnek olarak ve satır detayına indik. Burada yine hizmet faturası kesiyorsak eğer, bu alanda hizmet seçimi yapabiliriz. Öncelikle stok metnini siliyorum. Sonra seçim butonu tıkladığımda hizmet dediğimde hizmet faturası kesebilirim. Ya da stok faturası değil, ürün hizmet kodunda sattığımız ürünü seçip örneğin 2 adet diyelim. Birim fiyatı stok kartını tanımlanırsa otomatik gelecektir. Tanımlanmadığı için boş getirdi. Satır bazında indirim yüzdesi veya tutarı uygulayabilirim. Örneğin 5 lira diyelim. Ve program mal hizmet tutarını hesapladı. KDV'sini yükledi. Yine KDV istisnası olsaydı eğer, yani bu alan 0 olsaydı, burada istisna kodu seçmem gerekecekti. Uygun olan kodu buradan seçip devam edecektik. Tevkifatla fatura olsaydı yine tevkifat türünü ya da oranını seçecektik ve program bunu görmüş olduğunuz bu alt toplamlara otomatik olarak uygulayacaktı. Bir tane de hizmet ekleyebiliriz. Yani aynı faturada hem hizmet hem stok kaydı yapabilirsiniz. Hizmet diyelim ikinci satırımızda. Burada da daha önceden tanımlanmış olan hizmet kartlarınızı seçip ya da yeni ekleyip bir tane hizmet kartı işleminize devam edebilirsiniz. Örnek olduğu için sipariş avansı deyip devam ediyorum. Bir adet. Ona da 200 lira diye tanımlıyorum. KDV'sini hizmet kartında önden tanımlamadığımız için boş geldi ve ben elle 18 seçtim. Bu şekilde faturamızın veri girişini tamamladıktan sonra kaydet butonuyla faturamızı kaydediyorum. Parametre ayarında ön izleme verip çıktı aldığı ayarladığım için şu anda printer'a gönderdi ve fatura kaydını tamamladı. Eğer faturaya yine açıklama eklemek istiyorsak çıktı almadan önce bunu yapmak gerekir. Sağ tuş yapıp açıklama ekle seçeneğini tıklayıp buraya o fatura ile ilgili açıklamalarımızı ekleyebiliriz. Daha sonra da kaydet butonuyla kaydedip sonradan yazdır butonuyla çıktısını alabiliriz. Diğer bir konu da yine faturayı kaydettikten sonra çıktı almadıysak düzenleme yapabiliriz, silebiliriz. Ya da iptal olduysa, gönderdik bir yerine hata oldu, iptal edilmesi gerektiyse iptal edilebilir. Bununla ilgili de yine üzerinde sağ tuş yapıp incele dediğimde sadece okuma modunda açar. Herhangi bir yere değişiklik yapmama izin vermez. Sadece görüntüleriz. Sağ tuş yapıp düzelt dediğimizde eğer faturayı henüz çıktı almadıysak KDV oranı yanlış olmuş olabilir. Fiyatı ya da miktarı gibi ya da carisi gibi. Bunları düzeltip tekrar kaydettikten sonra işlemlerimize devam edebiliriz. Kopyala özelliği var. Kopyala özelliği de aynı faturada numarasını değiştirip bir tane daha oluşturmak istediğinizde işimize yarayacaktır. Örneğin
seri ekledim. Bu şekilde olsun. Tamam butonuna bastığımda aynı firmaya bir tane daha fatura kaydı oluşturdu. Ama kaydı oluşturduktan sonra sağ tuş yapıp düzelt deyip, örneğin carisini farklı bir firma seçebilirsiniz burada. Örneğin dolar firmasını seçelim. Para birimimiz de dolar olsun. En son güncellemede aldığı TCMB kurunu otomatik getirdi program. Eğer farklı bir kuru uygulayacaksanız da elinizde bunu değiştirebilirsiniz. Vade tarihini bir önceki faturadan getirdi. Bunu değiştirebilirsiniz burada. Sipariş ve irsaliye tarihleri farklı olacağı için bunları kopyalamadı. Eğer gerekiyorsa bunları tekrar yazılır. Fiyatları ve miktarlarını değiştirebilirsiniz. İşleminizi yaptıktan sonra yine kaydet butonuyla kopyaladığınız ve değiştirdiğiniz faturayı kaydedip hızlı bir şekilde yeni bir fatura kaydı daha oluşturmuş oluruz. Diğer bir fatura türümüz de ekle butonunu tıkladıktan sonra görelim. Satış ve alış iade faturalarıdır. Örneğin satış iade faturası girmek istediğimizde yine satıştan iade olduğunda faturanın numarasını yazıyoruz. İadeyi nereye yaptığımızı seçiyoruz burada. Firmamızı seçtik. Yine bir önceki faturalarda olduğu gibi bu üst kısımlar. Bunları doldurduktan sonra alt satıra inip neyi iade ediyorsak, satış iadesi yapılıyorsa bunu seçiyoruz. Örneğin miktarı yine 100 adet yazalım. İade fiyatını yazıyoruz buraya. 3 yazalım bu sefer. Varsa başka stok kalemlerimiz ya da hizmet de olabilirdi. Bunları bu satırlara ekleyip kaydet deyip iademizi gerçekleştiriyoruz. Yine alış iade faturası da aynı mantıkta çalışmakta. Alış iade faturası deyip aynı işlemleri tekrar şekilde yaptığımızda alış iade faturasını girmiş oluyoruz. Fatura girişlerini yaptıktan sonra artık fatura ile ilgili yine iptal etme, silme işlemlerini yapabilirsiniz bu alanda. Örneğin en son kestiğimiz iade faturası kabul edilmedi, iptal etmemiz gerekiyor. Bu durumda iptal et dediğimizde bize program uyarısını yapıyor, seçili faturaların iptal edileceğini söylüyor. Evet dediğimizde tüm alanların üzerine çizgi çizip ve durumunda da iptal mesajını, bilgisini yazıyor ve biz bu faturayı iptal etmiş olduk. İptal edilince ne oluyor ondan bahsedelim. Fatura içindeki kullandığımız stok miktarları tekrar geri stoğa eklenmiş oluyor ve carinin bakiyesinden de fatura bedeli düşmüş oluyor. Eğer iptal olmasaydı, hani yanlışlık olduğunda faturayı programdan silmemiz gerekseydi, bu durumda da üzerindeyken faturanın sağ tuş yapıp sil dediğimizde faturayı kayıtlardan çıkartacaktı ve yine stok miktarsal olarak eski yerine gidecek, cari bakiyesi de yine eski durumuna dönüş yapacaktı. Fatura kayıtlarını yine girdikten sonra yine aynı ekranda listeleme, raporlama işlemini yapabiliyoruz. Burada tür alanından yardım alabiliriz. Tür alanında hangi faturaları listelemek istiyorsak, örneğin satış, belli bir numaralı evrakı arıyorsak numarasını buraya yazabiliriz. Düzeltme gibi durumlarda, hata arama durumlarında işinize yarayabilir. Belgenin tarih aralığı ve hangi cari hesaba kestiğinizi listelemek istiyorsanız da buradan o firmaya kestiğiniz faturaları çağırabilirsiniz. Getir butonunu tıklıyoruz ve satış dediğimiz için bu tarih aralığındaki satış faturalarının listesini bize gösterdi, görüntüledi. Buradan Excel'e gönder, Excel'e göründüğü gibi aktar butonunu tıkladığımda ekrandaki veriler Excel'e gönderilmiş olur. Buradan da istersek çıktı alabilir, mail atabiliriz. Yine diğer bir özelliğimiz, faturaları kaydettik. Örneğin bir aylık keseceğimiz faturalar var. Bunları toplu yazdır komutuyla printer'a gönderip çıktısını yine alabiliriz. Bu ekranda yine daha hızlı kayıt aramak, aradığımız fatura bilgisine ulaşmak için diğer eğitim videolarını da gösterdik ama tekrar hatırlatmak için anlatıyoruz. Burada yine sütun görünüm ayarları butonundan faydalanıp gruplama satırı, filtre satırı görüntülensin. Parametrelerini işaretliyorum. Tamam butonuna bastığımda görüldüğü gibi bir gruplama satırı, bir de her sütunun başında arama satırları açılıyor. Bu ayarı her defa yapmamak için
tablo ayarlarını kaydet diyorum ve bu ayar sabitleniyor. Örneğin ben cari şeyin adında sadece mikrocom'u görmek istiyorsam buraya mikrocom ya da mikrocom'un birkaç karakterini yazmam yeterli oluyor. Yine benzer şekilde tarihe göre yapabilirim burada. Tarih alanını açıp örneğin 21.4 tarihli kayıtları bana göster diyebilirim. Boş kayıtlar varsa ya da dolu kayıtlar. Yani burada sizin ihtiyacınıza göre ne gerekiyorsa, hangi filtre gerekiyorsa bütün sütunlar bazında filtreleme yapabilirsiniz. Gruplama yapmak istiyorsak da mesela cari adına göre yapalım. Cari sütununu mouse'umu sol tuşuyla tuttum. Gruplama yapmak için sütun başını buraya sürükleyiniz yazan alana bırakıyorum. Bıraktığımda gördüğünüz gibi her firmayı gruplandırdı, basamaklandırdı. Artı karakterine her bastığım satırda o firmanın fatura detaylarını alt alta listelemeye başladı. Bu da işinizi rahatlatacak bir özellik. Burada şunu da yapabilirsiniz yine. Faturayı tıkladığınız zaman aşağıdaki bölümde faturanın içinde yer alan satırları program bize listeliyor. Faturanın içine hiç giriş yapmadan çift tıklayıp buradan da faturanın içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz eğer bu ekranı görmek istemiyorsanız burada görmüş olduğunuz fatura hareketleri yazan satırda eksi olan şu karakteri tıkladığımda gördüğünüz gibi listeleme alanını daha da program genişletmiş oldu. Yine şöyle yapalım, gruplamayı iptal edelim. Bu şekilde daha geniş bir ekranda da sadece faturaları görüntüleyerek, içeriklerini gizleyerek de listeleme yapabilirsiniz. Fatura işlemleriyle ilgili, daha doğrusu kağıt fatura işlemleriyle ilgili anlatacaklarımız bu şekilde. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.